anında görüş istemiş. Burada emeklilikler olduğu söylemiş ama mevcut davalı projede Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden görüş alınmış. Ormandan görüş alınmış. Ben proje tarafının dosyasında gördüm. Orman Genel Müdürlüğü'nün izni var. Ama Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden görüş istenmiş. DSİ için istenen görüşte bu bölgede 4 tane engelik bitki olduğu açıkça beyan edildi. Sayın Yardımcı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden Doçent Okul Gamze Hanım da halk sağlığı açısından çok kısa bir konuda dinletmek istiyorum. Ayrı ayrı şimdi biraz uzatmış olduk. Yok, sadece bir iki dakika. Çünkü değerli arkadaşlar çok güzel şeyler söylediler. Ben de bu sıcakta vaktinizi almanızı istemem ama şimdi halk sağlığı hep çevresel boyutu inceleniyor ama halk sağlığı boyutu ya da sağlık etkileri hep eksik kalıyor bu düşüncelerde. Çok üzülerek söylüyorum. ÇED'e mutlaka dahil olmalı. ÇED gerekli değildir, kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü biz sadece o taş ocağının kirliliğini solumuyoruz. Öncekini de soluyoruz, onu da soluyoruz. Orası açılınca onu da solacağız. Mutlaka sağlık üzerine etkilerini kümülatif değerlendiriyoruz. Yani bir rapor verip şuna dikkat edin. Bu kirliliği bir işletmenin kaynak olarak getirmiş. Buradaki havayı soluyanlar sadece bir işletmenin kirlettiği değil. Bütün işletmelerin kirlettiği havayı solacaklar. Ve raporlarda bunlar eksik. ÇED değerlendirirken 20 hektar, 25 hektar o anlamda sağlık etkilerini değerlendirmek eksik olacağı için çok eksik kalır. Temel noktam bu. İkincisi de hem buralı hem burada yaşamını geçirmiş hem de bir bilim insanı olarak buradan çıkan hani tozumayı engellemek neredeyse hiç mümkün değil ve gördüğünüz gibi çok toz var. Ve yerleşim alanına çok yakın. Çevresel etkilerinden bahsetmeyeceğim. Bu tozun içinde asbest var, silis var. Yani toprağın kendi yapısında. Silis daha çok var. Silis özellikle akciğerlerde pnömokonyoz adını verdiğimiz kesinlikle durdurulamayan fibrotik bir akciğer hastalığı ciddi solunum yolu hasarlarına neden oluyor. Hem çalışanlar için hem de yakın civarda oturanlar için bu tür yerleşim yerlerine yakın birimlerin kurulması sağlık açısından ciddi zararlı. Bunlar uzun süreli etkileri. Bugünden yarına göremeyebilirsiniz. Hocam ama kimse yok diyebilirsiniz. 10 gün sonra, 10 yıl sonra görüşürüz. Ama bugünden yarına burada oturan birim var olan akciğer hastalıklarında artış, hastaneye başvurularında artış göreceğiz, görüyoruz. Ve psikososyal etkilerini de göz ardı etmeyelim. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı bir bütün olarak tanımlıyor. Fiziksel, sosyal değil mi? Ruhsal.